Ama özellikle AKP iktidara geldiği ilk dönemde kendisi o süreci daha önce yaşadığı için kapatma süreci, bir yargısal süreç yaşadı. Ve artık Türkiye'de parti kapatmaların olmayacağını ifade etmişti. O dönemde aslında birçok alanda daha demokratik adımlar atılacağına dair vaatlerde bulunmuştu. Ve gelinen süreç itibariyle de tam tersi bir süreç yaşıyoruz. Oldukça faşizan ve baskıcı bir rejimi inşa etme çabası içerisinde olduklarını görüyoruz. Yani iki seçenek sunuyor Anayasa Mahkemesi'ne. Ya diyor sen bu parti hakkında kapatma kararı verebilirsin. Ama kapatma kararı çok ağır bir, sonuçları çok ağır bir karar olduğu için bunun yerine hazine yardımının kesilmesi veya kısmen engellenmesi, tamamen de değil, eylemlerin ağırlığına göre sen orantılı olarak kesebilirsin hazine yardımını. Yani hazine yardımına dair konulan tedbir, tabii şu anki karar bloke karar. Hazine yardımının geleceği banka hesabına bloke kararı. Herhangi bir hazine yardımı yapıldığında seçim nedeniyle yapılmak zorunda partilere. Bunlar anayasal haklar, yasal haklar. Parlamenter demokrasinin temeli siyasi partiler. Siyasi partilerin varlığı demokrasi için, parlamenter rejim için önemlidir. Bu nedenle aslında hazine yardımı verilir. Hazine yardımı bir bağış değildir, bir lütuf değildir, bir haktır. Özellikle seçim dönemi zaten bu nedenle verilir ki seçim dönemi her siyasi parti seçim faaliyetini yürütebilsin, seçmenlerine seslenebilsin ve bunun için toplantılarını yapabilsin, etkinliklerini yapabilsin. Bunun için zaten harcanır. Anayasa da öyle der. Siyasi partinin faaliyeti için harcanabilir bu ödeme. Ama Anayasa Mahkemesi'nin koyduğu tedbir kararı şuna yol açıyor. Seçim dönemindeyiz ve Halkların Demokratik Partisi'nin seçim dönemine dezavantajlı, büyük bir dezavantajla girmesine sebep oluyor. Bir böyle bir sonucu var. İkinci sonucu da kararın alınma şekli, yöntemi, kararın içeriği, savcılık makamının gerekçeleri hepsini bir bütün halinde değerlendirdiğimizde burada aslında partinin siyaseten, siyaset sahnesinden kaldırılması, siyaseten yok edilmesine dair bir adım olarak okuyoruz biz bu adımı. Bu herhangi bir ara karar değil, herhangi bir karar değil. Özellikle siyasilerin, özellikle iktidar ortağının açıklamalarından hemen sonra tetiklenen süreçler bunlar. Tedbir meselesi de öyle oldu. Ne zaman ki iktidarın ortağı tarafından açıklama yapıldı ki daha önce reddedilmiş olan, Haziran 2021'de reddedilmiş olan bir talep yeniden aynı gerekçeler ve bir takım soyut ek gerekçeler konularak yeniden talep edilmiş. Anayasa Mahkemesi de tarihinde olmayan bir şey yaptı. Şimdi daha önce bu hukuk çevrelerinde de tartışıldı, biz de tartıştık. Refah Partisi kararında böyle bir karar var. O da tam olarak bu şekilde hazine yardımına bloke konulması değil tam olarak. O da nihai karara 2 gün kala verilen nihai kararla beraber verilen bir karar. Biz şu an nihai karar aşamasında değiliz. Anayasa Mahkemesi nihai karar aşamasında değilken kapatma kararını vereceğine dair görüş bildiren bir karar neden oluyor? Bu aynı zamanda aslında biz ihsas-ı rey olarak da yorumluyoruz bunu. Ama hala Anayasa Mahkemesi'nin bu kadar hukuk dışı bir karardan dönebileceğine dair bir umudumuz var. Bu nedenle de aslında itirazlarımızı tekrar tekrar sunacağız Anayasa Mahkemesi'ne. Ama hem karar içerik olarak gerekçesiz, neden zorunlu olduğunu, neden zorunluluğu gerekli ve ölçülü olduğunu açıklamıyor Anayasa Mahkemesi kararı. Şimdi biz Anayasa Mahkemesi ihlal başvuruları yapıyoruz. İhlal başvuruları yaparken mahkeme bu ölçütleri kullanır. Kendisinin bizzat gördüğü bir davada bu ölçüleri neden kullanmıyor? Niye bu karar almak zorundaydı? Neden telafisi imkansızdı? Neden bu zorunlu bir karardı? Hiçbir açıklaması yok. Hiçbir gerekçesi yok. Daha da vahimi herhangi bir yasa maddesine dayanmıyor. Mahkeme kararları yazılırken der,
şu kanun şu maddesi gereği şu gerekçelerle der. Gerekçeli karar hakkı tümden ihlal edilmiş. E biz buradan o zaman anlıyoruz ki siyasilerin kurduğu basınç Anayasa Mahkemesi'nin kararına dönüş. Zaten oldukça az sayıda olmayan da üye de şer koymuş. Nitelikli çoğunlukla alınmamış bir karar, sınırda alınmış bir karar. Mesela o karşı oy gerekçelerini de görmek istiyoruz. Bunların da açıklanmasını talep ediyoruz. Bunlar açıklandığında o tartışmayı da görmek istiyoruz. Çünkü bu kadar hukuk dışı bir karara Anayasa Mahkemesi'nin önemli sayıdaki üyesi şer koymuş, kabul etmemiş. Ki şunu açıklamak zorunda Anayasa Mahkemesi. Şimdi Haziran ayında oy birliğiyle reddettiğiniz bir talebi bugün neden kabul ettiğinizi gerekçelendirmek zorundasınız, neden durumun değiştiğini. Şimdi Haziran ayından bugüne kadar ne değişti? Yani dilekçede gördüğümüz o tarihten bu yana fark arz eden husus bütçe görüşmelerinde vekillerimizin yaptığı açıklamalar. Bütçe görüşmelerine çok aktif bir muhalefet yürüttü Halkların Demokratik Partisi. Oldukça rahatsızlık yaratmış bu ilgilik. Özellikle Türkiye'nin savaşçı politikalarına son vermesi, savaş bütçesine karşı oldukça mecliste büyük tartışmalar döndü ve bu konuda partinin vekilleri aktif bir mücadele yürüttü. Bu büyük rahatsızlık yaratmış, onu anlıyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hafiyelik yapmakta. Yani yeniden partililerin yaptığı açıklamaları. Şimdi tecride dair yaptığı açıklamaları suç olarak görmekte. Peki bunlar niye bloke karar verilmesine sebep oldu? İddianamede zaten bu hususlar var. Zaten öne sürmüşsünüz. Zaten bunlar değerlendirildi. Birinci iddianame usulsüz olduğu için iade edildi. Orada yine talep edilmişti. İkinci iddianamede yeniden talep etti. Anayasa Mahkemesi bu talebi reddetmiş oldu. Aslında mesele şu. Kapatma davasından sonra partinin siyasi faaliyetlerinde hiçbir aksama, hiçbir yavaşlama olmadı. Mesele budur. Aktif siyaset yapmaya, özellikle seçim döneminin de gelmesiyle beraber siyasetin yükseldiği, sözün arttığı bir döneme girdiğimizden ve bu konuda Halkların Demokratik Partisi'ni en büyük engel olarak gördüğünden bu başvuruyu yapıyor. Çünkü Halkların Demokratik Partisi kapatma davasını bir sopa olarak kabul etmedi. Kendi siyasi faaliyetleri değişmedi, aksamadı, azalmadı, durmadı. Bunu gerçekleşmediğini aslında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dilekçesi bunu söylüyor. Siyasetine devam ediyor parti diyor. Toplantı yapıyor hala diyor. Toplantılarına, siyasi faaliyetlerine devam ediyor diyor. Bundan rahatsız. Neden geri durmuyor? Neden hala ısrarla HDP siyasetini yaymaya ve onun toplumsal alandaki çalışmasını yapmaya devam ediyor diye özetle aslında dediği şey bu. Yani siyasi partinin faaliyetine karşı bir şey söylüyor. Şimdi bu dilekçeyle Anayasa Mahkemesi bu gerekçeleri kabul etmiş ki bu kararı veriyor. O zaman bu gerekçeleri kabul ettiğinizde siz siyasete müdahale etmiş oluyorsunuz. Anayasa Mahkemesi bu kararla siyasete müdahale ediyor. Seçim sürecine müdahale etmiş oluyor. Biz bunun farkında olmasını istiyoruz Anayasa Mahkemesi. Diğer üyelerinin de, kabul oyu veren üyelerinin de hukuk çizgisine gelmesini, hukuksal bir duruş sergilemesini, aslında görevleri gereği. Şimdi anayasa aykırı işlem yapamaz Anayasa Mahkemesi. Anayasayı hiçbir kurum ihlal edemez. Bugün Anayasa Mahkemesi'nin kararları uygulanmadığında bu bir konu ve gündem uygulanmak zorunda. Yargı kararları uygulanmak zorunda. Mevzuat, yasalar uygulanmak zorunda. Şimdi Anayasa Mahkemesi kendi bağlı olduğu mevzuata dışına çıkarak, o mevzuatta bağlı görmeyerek kendisine bir karar veriyor. Kimse buna bir ara karar demez. Buna ara karar diye yazdığında ara karar olmuyor. Hiçbir metne de siz yargı kararı dediğinizde onun yargısal karar olmayabiliyor. İçeriğine bakılır. Sizin verdiğiniz karar sonuçları siyasi ise, sonuçları yargısal değilse bu artık siyasi bir karardır ve böyle değerlendirmelidir. Bu ağırdır. Yani Anayasa Mahkemesi üyelerinin karşı karşıya bulunduğu durum, anayasanın mahkemesine getirdikleri durum çok vahim bir tablodur aslında. Anayasayı korumakla görevlidir Anayasa Mahkemesi.
bağlıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni uygular. Sözleşmenin ilkelerini uygulamak için kurulmuştur. Bireysel başvuru yöntemi bu nedenle uygulanmıştır, kabul edilmiştir. Hala hukuk zeminine gelebileceklerini düşünüyoruz. Türkiye için bunu yapmak zorundalar. Bu halklar için bunu yapmak zorundalar. Hukuk zeminden ayrılmak demek, Türkiye'yi karanlığa sürüklemek demektir. Faşist bir rejimi sürüklemek demektir. Bunun ortağı olan herkes bunun bilincinde olmalı. Bunlar basit kararlar değil, bunlar basit işlemler değil. Şimdi Kürt halkı da, Kürt halkının yanında yer alan, Kürt halkın hakları için mücadele eden herkes de bu deneyime sahip. Yani sayısız partisi kapatıldı bu halk. Bu ilk değil. Hiçbir zaman siyasetini ne hazine yardımına bağlı yürüttü bu halk, bu halklar, ne siyasi partilerin adlarıyla yürüttü. Elbette ki kıymetlidir. Elbette ki büyük bir emekle, büyük bir mücadeleyle kurulmuş partiler bunlar. Kimse gasp edemez gelip. Kimse ne siyasi haklarını gasp edebilir, ne parasal haklarını gasp edebilir. Bu ağır hırsızlıktır. Bu halkın cebinden çalmaktır. HDP'nin seçmenin cebinden para çalmaktır. Bunun açıklaması. Ne kapatma davası, ne şu anki tedbir kararı bu partiyi de, bu çalışmaları da durdurmaz. Yani tam tersi tetikler. Tam tersi daha fazla kenetlenir. Biz bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Tüm Türkiye için veriyoruz. Ve bu mücadeleden vazgeçmez bu. Bu halk vazgeçmez. Seçmenimiz vazgeçmediği sürece parti bu mücadeleden hiçbir zaman ve hiçbir koşulda her ne karar verirse verirsin vazgeçmez. Biz Türkiye demokrasisine, demokratik kamuoyuna sesleniyoruz aslında. Demokratik kamuoyuna Türkiye'nin demokrasi değerlerini, halkların demokrasi değerlerini ve hukuk değerlerine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Biz bize düşen görevi yerine getiriyoruz. Biz halklarımızı adına siyaset yürütmeye devam ediyoruz. Ama burada en büyük sorumluluk bu aşamada Türkiye'nin diğer demokrasi güçlerine kalmaktır.